Bizə həmişə dəstəkdir, dayaqdır. Bildiyiniz kimi beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış bizim ərazi bütövlüyümüz uzun illərdir ki Ermənistan tərəfindən pozulub. Torpaqlarımız işğal altındadır. Bu işğal davam edir. Ədalətsizlik davam edir. Və buna son qoyulmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Və işğaldan əziyyət çəkən soydaşlarımız öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Əminəm ki, belə də olacaq. Buna nail olmaq üçün biz daha da güclü olmalıyıq və olacaq. Bir sözlə, bugünkü səfər bir daha bizim iki tərəfli münasibətlərimizin inkişafı üçün çox gözəl addım olmuşdur. Çox şadam ki, yenidən öz dostum, qardaşımla görüşürəm. Bir daha sizə, bütün Türk xalqına xoşbəxtlik ve yeni uğurlar arzuluyorum. Bir daha hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle 30 Mart yerel seçimlerinin arkasından ananevi bir durum arz eden bu ziyaretlerimizin ilkini kardeş Azerbaycan'a gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Yanımda gerek bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım hep birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Ve bugün Azerbaycan-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ele almak suretiyle bir değerlendirme yapma fırsatını bulduk. Ve çok anlamlı bu değerlendirmeler neticesinde dış ticaret hacmi 15 milyar dolara doğru yürüyen iki ülkenin bu geleceğe bakışındaki altyapı her geçen gün daha da artıyor. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi Türkiye'deki Azerbaycan yatırımlarındaki hedefler gerçekten çok büyük. Hele hele bunların en önemlisi de tabii ki TANAP projesi. Ve bu projeyle ilgili başlatılmış olan kamulaştırma çalışmalarına yönelik Bakanlar Kurulu kararımız da bu konuda çıkmış bulunuyor. Ve önümüzdeki aylar içerisinde inşallah burada adımlar atılacak ve 2018 hedefini de TANAP'ta yakaladığımız anda inanıyorum ki bu uluslararası proje aramızdaki kardeşliğimizi çok ama çok daha güçlendirecektir. Tabii bunun yanında kendilerinin de ifade ettiği gibi Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı meselesi. Ondan sonra aynı şekilde yine Bakü-Tiflis-Kars arasındaki demiryolu meselesi. Ondan sonra yine Erzurum-Şahdeniz projesi. Bütün bunlar gerçekten Azerbaycan-Türkiye arasındaki bağların ne kadar güçlü olduğunu gösteren en önemli yatırımlar. Bizim aramızda tabii ki siyasi, askeri, kültürel, ekonomik, ticari bütün bu alanlardaki birliktelik, dayanışma bizim kardeşliğimizin nereye vardığını gösteren en güzel ifadeler. Önümüzde inanıyorum ki çok ciddi yatırımları birlikte atacağız. Özellikle tabii doğalgaz konusunda atmakta olduğumuz, atacağımız yatırımlar ve bu konuyla ilgili olarak daha önce PET'te başlayan süreç ve PETKİM'deki yeni yeni yatırımlar bu adımların ne kadar önemli arttığını ifade ediyor. Ve bizim bu dayanışmamız, bu desteğimiz bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla devam edecektir. Bunda en ufak bir endişe taraflarda yok. İkili yaptığımız görüşmede bunları enine boyuna alma fırsatımız oldu. Aynı şekilde heyetler arası görüşmede de bunları değerlendirme fırsatımız oldu. Bakanlarımız kendi aralarında gerek enerji, gerek savunma sanayine yönelik neleri birlikte yapabiliriz? Bunları kendi aralarında görüştüler. Dikkat ederseniz Azerbaycan-Türkiye arasındaki üst düzey ziyaretler son dönemlerde çok daha gelişmeye başladı. Gerek cumhurbaşkanları arasındaki, gerek başbakan, bakanlar arasındaki görüşmeler
her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Bundan sonra da tereddütsüz bunlar devam edecek. Ve bizim bu konudaki kararlılığımız her zaman için aynı devam etmektedir. Tabii bugün aramızda yine Karabağ meselesini görüşme imkanımız oldu. Bunu tekrar aramızda görüştük. Ve Dağlık Karabağ konusunda bizler bugüne kadar nasıl bir kararlı tutum içerisindeysek, bundan sonra da yine aynı kararlı tutum içerisinde olmaya devam edeceğiz. Buradan taviz vermemiz asla söz konusu değildir. Bunun özellikle ekranları başında bizi izleyenlerin bilmesini de tekrar istiyorum. Bu bakımdan bunu ifade etmek durumundayım. Ben bize yapılan ev sahipliğine, özellikle basın mensuplarına da yine kalbi şükranlarımı ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. İcazənizlə, hörmətli mətbuat nümayəndələri, suallara keçirik. Hər tərəfdən bir sualın verilməsi xahiş olunur. Birinci, Əl-Cəzirə Türk Didəm Özəl Tünel. Didem Özel Tümer, El Cezire Türk. Sayın Başbakan, TANAP'ta temel atmanın 2014'te olacağı açıklanmıştı daha önce. Bir tarih belirleyebildiniz mi bu görüşmede? Bir başka sorum size, cemaat okulları olarak bilinen Türk okullarının Azerbaycan'daki faaliyetlerine yönelik herhangi bir talebiniz oldu mu Sayın Aliyev'den? Sayın Aliyev, size de söz konusu okullarla ilgili olarak sizin görüşünüz nedir? Bir de Türk basınında Gülen cemaatinin Azerbaycan'daki faaliyetleriyle ilgili bazı haberler çıktı. Bazı üst düzey bürokratların görevden alındığı şeklinde. Sizin cemaatin faaliyetlerine ilişkin olarak değerlendirmeniz nedir? Şimdi öncelikle tabii benim buradaki ziyaretimin en önemli sebebi bir ananevi hale gelmiş olan malum bizim her seçim sonrası ilk ziyaretimiz Azerbaycan'adır. Ve bu ziyaretimizle ilgili attığımız adımdır. Ve ikili münasebetlerimizi görüşmek durumundayız. Tabii ki ülkelerimizde herhangi bir sıkıntı varsa ve bu sıkıntı ülkelerimizi gerçekten rahatsız ediyorsa bunları da aramızda ayrıca değerlendiririz. Fakat TANAP'la ilgili konuya gelince Bakanlar Kurulu kararıyla şu anda kamulaştırma süreci başlamıştır. Ve bu kamulaştırma süreci devam edip bunu yetiştirebilirsek herhalde bu yıl sonuna kadar atabilirsek atarız. Burada endişemiz yok. Bizim bütün derdimiz bir an önce dozerler çalışmaya başlasın ve bir an önce TANAP'ın inşallah güzergahı ortaya çıkmış olsun. Zaten proje bazında, plan bazında bunlar belli. Ama bu kanallar açılmaya başladığı andan itibaren, tüm borular şöyle orada görünmeye başladığı anda zaten bütün dünya bunu çok yakından takip edecektir. Teşekkür ederim. TANAP layihasıyla bağlı isterdim ki bir iki kelime söz alabileyim. Bu layihe birge layihemizdir. Türkiye ve Azerbaycan bu layihenin müellifidir, lideridir ve bu layihenin hayata geçirilmesinde Türkiye ve Azerbaycan rehberliğinin iradesi ve qetiyyeti en büyük rol oynamıştır. Ve bu layihenin hayata geçirilmesi neticesinde bizim ülkelerimiz daha da birbirine sık bağlı olacak. Ve bizim siyasi ve iktisadi imkanlarımız böyle derecede artacak. Biz çalışacağız ki bu layihəni vaxtı vaxtında icra edək. Her halda bizde bir məlumata göre her şey cədvəlində gedir. Ve ümid edirəm ki 2018-ci ilde biz beraber bu layihənin açılışını əziz kardeşimle qeyd edəcəyik. O ki kaldı sualın diğer hissine, aziz kardeşim dediği kimi bizim görüşlerimiz ənənəvi xarakter daşıyır. Biz ilde bir neçə dəfə görüşürük, keçen dəfə 4 ay bundan əvvəl görüşmüşük, bu dəfə də görüşürük, gələn ayda görüşümüz ola bilər, Haziran ayında görüşümüz olacaqdır. Yani bu təbiidir, biz müttəfiqik, biz dostuq, biz qardaşıq.
ve bizim aramızda olan söhbətler elbette ki çok geniş alanı əhatə edir. Elə bir məsələ yoxdur ki, biz bu məsələni səmimiyyətlə dost kimi, qardaş kimi müzakirə etməyək. Və əsas məsələ ondan ibarətdir ki, və burada Türkiyə və Azərbaycan tərəfi başqa sahələrdə olduğu kimi həmfikirdir ki, bizim ilişkilərimizə zərrə qədər zərər verə biləcək hər hansı bir addımı biz qəbul etmirik, imkan vermirik və verməyəcəyik. Biz dostuq, qardaşıq, rəhbərlər qardaşdır, xalqlar qardaşdır, belə də olmalıdır. Və gələcək uğurlu inkişafımız üçün və dünyada yerimizi möhkəmləndirmək üçün Türkiyə-Azərbaycan birliyi bundan sonra da davam edəcək, etməlidir. O xalqların iradəsindən doğan bir sifarişdir və Türkiyə və Azərbaycan rəhbərliyinin əqidəsidir. Biz həmişə bir-birimizin yanındayıq, bir-birimizi müdafiə edəcəyik və yaxşı günlərdə və o qədər də yaxşı olmayan günlərdə də həmişə bir yerdə olmalıyıq. Zaten qardaşlar belə olmalıdır və biz də belə qardaşlardanıq. İkinci sual, Azərbaycan İctimai Televiziyası Mehriban, soyadınız Məmmədov, bağışlayın. Mehriban Məmmədov, buyurun. Mənim sualım Türkiyənin baş nazirinədir, cənab baş nazir. Bəzi ölkələrdə kütləvi informasiya vasitələrində sizin rəhbərlik etdiyiniz partiyanın nurçuluqla bağlı olduğu söylənir. Nədir? Nurçuluqla bağlı olduğu söylənir sizin rəhbərlik etdiyiniz partiyanın. Hazırda Türkiyədə nurçuluq meylləri ilə mübarizə aparılması müşahidə olunur. Sizin bu vəziyyətə münasibətinizi bilmək istəyərdim. Çox sağ olun. Şimdi bu bana tabii çok garip geldi. Bizim öyle bir bağlantımız tabii söz konusu değil. Bizim tek bağlantımız milletle. Milletle olan bağlantımız çok iyi olduğu için zaten %46 oyu alarak bu seçimde malum adeta güven oylamasıydı. Bunu başardık. Ve biz halkımızın içerisinde herhangi bir ayrıma fırsat vermeyiz. Ve ayrımcılığın da tamamen karşısındayız. Bakın şu anda Türkiye'nin hemen hemen bütün illerinden belediye başkanlığı çıkaran tek parti biziz. Bunun yanında 7 tane bizim bölgemiz vardır. Bu 7 bölgenin 6'sında birinci partiyiz. Diğer bölgede de başa başız. Böyle bir özelliğimiz de var. Bu nereden kaynaklanıyor? Halkın genelini biz kucaklıyoruz. Diğerleri kucaklayamıyor. Kimisi ırkçılık yapıyor, kimisi bölgecilik yapıyor. Bizde bu yok. Biz 77 milyonun partisiyiz. Biz 780 bin kilometre karenin partisiyiz. Ve hep söylüyorum, bizim 4 tane temel ilkemiz var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Ve bu halkımızın bize olan teveccühünü artırmıştır. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun, mətbuat konferansı başa çatdı, minnətdarıq. Sağ olun.